Bir insan neden suç işler? Suçun sebebi genetik mi, ekonomik mi, yoksa psikolojik mi? Ya da hepsi birden mi? Sebep her ne olursa olsun suç işleme eğilimi insana özgüdür. Ama unutmayalım ki suç işlememe eğilimi de insana özgüdür. Peki suçu engellemek için ne yapıyoruz? Yani insanlardaki suç işlememe eğilimini baskın hale getirebilmek için ne yapıyoruz? Yüzyıllardır insanoğlu kurduğu devletler aracılığıyla suçu engellemek için ortak bir yöntem belirlemiş durumda. Ceza. Ancak burada önemli nokta, ceza kavramını sadece ve sadece devletler uygulamalı. İnsanlar değil, asla insanlar değil. Devletler ise ceza kavramını hakkıyla uygulayabilmek için adalet olgusunu geliştirmişler. Adaleti sağlama görevi tıpkı ceza gibi devlete aittir. Eğer devletin uyguladığı adalete inanmazsak ve kendi adaletimizi kendimiz sağlamaya çalışırsak, bu adaletsizlik olur. Ve bu en büyük hatadır. Bazı hatalar ise geri alınamaz. Suçu engelleyebilmek için günümüzde kullanılan en önemli araç ise sayısı milyarları bulan kameralar. Cep telefonları, güvenlik kameraları, mobeseler vesaire vesaire. Ve bu kameralar 7/24 kayıt altındalar. İşte anormal bu kameralara yansıyan suçları ortaya çıkarıyor. Belki insanları suçtan uzak tutmayı başarabiliriz diye. Belki başarabiliriz diye.